Koronavirüsüyle ilgili olumsuz düşünceleri nasıl yönetebiliriz? Bireyde kaygı uyandıran düşüncelerin çoğu kendiliğinden istemsiz ve otomatik bir şekilde zihnimize akan düşüncelerdir. Bunlara da intrüzif düşünce denir. Peki bu istemsizce zihnimize üşüşü veren düşüncelerden nasıl kurtulabiliriz? Beyin açısından bir düşünceyi inkar etmek, kabul etmekten çok daha zordur. Gelin bunu bir egzersizle test edelim. Sizden istediğim yanınıza bir kalem ve bir kağıt almanız. Şimdi 1,5 dakikalık bir süre tutun ve bu 1,5 dakikalık sürede bir çöl ve çölde bir deve düşünün. Bu düşünme sürecinde zihninize çöl ve deve dışında bir şey gelirse her gelişinde beyaz kağıda bir çentik atın. 1,5 dakika dolduktan sonra bir çöl ve çölde bir deve düşünmemeye çalışın. Yine 1,5 dakikalık bir süre tutun. Zihninize her çöl ve deve geldiğinde bir çentik atın. Egzersizin sonunda fark edeceksiniz ki bir şeyi düşünmemeye çalışırken attığınız çentik sayısı düşünmeye çalışırken attığınız çentik sayısından daha fazla olacaktır. Bu zihin açısından şu anlama gelir. Bir şeyi düşünmemeye çalışmak, düşünmeye çalışmaktan daha zordur. O zaman biz arzu etmesek, istemesek bile zihnimize gelen bazı olumsuz düşünceleri yok saymak, inkar etmek girişiminde bulunmak yerine kabul edip yolumuza devam etmek çok daha sağlıklıdır. Örneğin, koronavirüsü felaketim olacak diye bir düşüncenin zihnimize geldiğini varsayalım. Bu düşünceyi zihnimiz düşünmemeye çalıştığında da zihinde tutar, düşünmeye çalıştığında da zihinde tutar. Peki bu düşünceden nasıl kurtuluruz? Öncelikle bu düşünceyi kabul edip daha sonra başka meşgaleler bulup onunla meşgul olursak veya yapılacak diğer işlerimize odaklanırsak bu düşünce kendiliğinden zihnimizden akıp gidecektir. Biz de böylece gündelik hayatımıza daha doğal bir şekilde devam edebileceğiz. Özet olarak söylemek gerekirse, zihnimize gelen olumsuz düşünceleri inkar etmek, yok saymak yerine onu kabul edip, bu düşünce üzerine düşünmek veya düşünmemeye çalışmak yerine yapacağımız diğer işlere odaklanıp yolumuza devam etmektir.